yeni videoma hoş geldin. İlk defa geliyorsan ben YouTube. Bu videoda sizlere WeChat Atelier veya Türkçe çevirisiyle Cadılar Şapkası Atölyesi'nin tanıtımını yapacağım. WeChat benim de çok sevdiğim bir seri. Ondan dolayı biraz da böyle manga önerisi mahiyetinde bir video olacak ve çok da uzun olmayacak. Çünkü işte kaç cilt konusu vesaire bunlardan bahsedeceğiz ve videomuz orada bitecek. Öncelikle WeChat'in şu an Türkçe olarak tek bir cildi var. O da gördüğünüz gibi elimdeki cilt. Bu arada bunları beğendiğim panelleri göstereyim diye koymuştum. Ve Akıl Çelen tarafından basılıyor eğer söylemediysem. Ve Akıl Çelen tarafından şu şekilde şöyle basılıyor. Bu arada basım kalitesini vesaire videonun sonuna doğru inceleyeceğiz. Dediğim gibi Türkçe bir cildi var. Japonca olarak şu an 12 cildi var ama 13. cildi de duyuruldu. Türleri seinen ve fantastik ve My Animalist puanında şu an 8.61. Bu arada analist puanını alacaktım normalde ama My Animalist'te analist puanları genelde çok böyle aralarında uçurum olmadığı için analist puanlarını söylememe kararı aldım. Konusundan bahsedecek olursam ana karakterimiz kapakta da gördüğünüz Koku adında genç bir kız ve kendisinin en büyük hayali bir cadı olmak. Ancak bu evrende cadılar sadece doğabiliyor. Sonradan cadı olan hiçbir insan yok. Ve bu cadıların yaptığı büyülere tanıklık etmek neredeyse imkansız. Bundan dolayı Koko yavaş yavaş bu hayalinden vazgeçmeye başlıyor. Ancak bir gün bu yaşadıkları köye bir büyücünün, daha doğrusu cadının yolu düşüyor. Yolu bu köye düşen büyücümüz de şu an ekranda gördüğünüz Kifre bu arada. Ve burada cadılığa ve büyüye inanılmaz merakı olan Koko merakına yeniliyor ve Kifre'nin büyü yapma anına tanıklık ediyor. Şu an size spoiler vermeden göstermek istiyorum. Şu şekilde tanıklık ediyor ve ondan sonra aslında cadı olmanın düşündüğü kadar imkansız bir şey olmadığını fark ediyor. Ve burada spoiler yiyebilirsiniz, orayı hızlıca geçiyorum. Ondan sonra kendisi yanlışlıkla annesini donduruyor. Ve daha sonradan kendisi hem annesini kurtarmak için hem cadılığa olan merakından dolayı bir cadı olmaya başlıyor diyelim. Ve çizimleri gördüğünüz gibi oldukça güzel. Benim çizimleri çok hoşuma gidiyor. Hatta size özel olarak göstermek istediğim şöyle birkaç sayfa var. Buradaki çizim bence inanılmaz tatlı. Umarım şu an doğru düzgün gösterebiliyorumdur bu arada. Onun dışında şuradaki şu çizim gerçekten benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Hatta bundan sonraki ikinci ciltte de buranın devamında çok güzel bir çizim var. Yani bu şekilde konusu. Biraz daha böyle fantastik seviyorsanız, işte büyülerdir, cadılardır, işte büyülü evrenlerdir, onlardan hoşlanıyorsanız WeChat kesinlikle çok güzel bir manga serisi. Son olarak şöyle biraz baskı kalitesinden, etiket fiyatından vesaire bahsedecek olursak. Öncelikle dediğim gibi şu şekilde bir şömizimiz var ve şömizi yani normale göre kaliteli, oldukça kaliteli diyecektim ama yani kaliteli bir şömizi var. İç baskısı gayet tatlı. Ve sayfaları da o kadar kalitesiz değil bu arada. Hani çok böyle ince değil, şey değil. Gayet rahat bir şekilde okunabiliyor. Ve klasik şey vardır. Mürekkep testi olayı vardır. Mürekkep, yani normal Akıl Çelen mangaları kadar mürekkep akıtmıyor. Yani Akıl Çelen kalitesini eski mangalarını vesaire aldıysanız hiç elinize, eski kalitelerine göre çok çok daha iyiyim. Yine şu anda da bazı mangaları benzer böyle bahsettiğimiz kötü kalitede basıyorlar. Ama WeChat'e oldukça güzel basmışlar. Ondan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Etiket fiyatımız da 110 lira bu arada. Siz bu videoyu izlediğinizde eğer böyle birkaç ay falan geçtiyse etiket fiyatı yükselmiş olabilir, düşeceğini pek zannetmiyorum ama gene de böyle işte DNR gibi, Kitap Sepeti gibi, işte BKM gibi sitelerden bir fiyatlarını kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi ilerleyen sürelerde büyük ihtimalle etiket fiyatları güncellenmiş olabilir. Ama yakın bir tarihte izliyorsanız şu an etiket fiyatı 110 lira. Benim WeChat hakkında söyleyeceklerim bunlardı. Dediğim gibi büyülü evrenler seviyorsanız, ilginç şeyler seviyorsanız ve böyle büyünün normalde insanların böyle işte büyü enerjisi vesaire olarak kullanması değil de böyle çizerek falan büyüleri yapmasını ilginç buluyorsanız WeChat oldukça tatlı. Bu arada şundan da bahsedeyim. Bu evrende yasaklı büyüler var. Ve bu yasaklı büyüleri yapan tabii ki belli bir kesim vesaire de var. Büyük ihtimalle manganın ilerleyen süreçlerinde hem onlarla karşılaşacağız, hem bu büyücülerin kendi kurduğu sistemiyle karşılaşacağız.
Ondan dolayı benim oldukça umutlu olduğum bir seriyim. Yani daha fazla uzatmanın bir manası yok. WeChat hakkında benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım siz de bu kısa tanıtım tarzı videoları seversiniz. Ama bu videoluk bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenebilirsiniz ve hala abone değilseniz de abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.